yükselişini aman bana ne canım benim dolarım yok ki diye karşılayanlara müjde. Artık bu durum sizi de ilgilendiriyor. Çünkü elinizdeki Türk lirasıyla almak isteyeceğiniz hemen hemen her ürüne zam geldi. Senin de zamına korum, senin de zamına korum. Herkese zam yapabilirim. Yani tabii alabiliyorsanız. Yani elinizde Türk lirası falan varsa. Çünkü Türk İş'in araştırmalarına göre Ağustos ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1812 TL, yoksulluk sınırı ise 5904 TL'ye ulaştı. Yani bu şu anlama geliyor. Bir ayda 4 kişilik bir ailenin dengeli, yeterli ve sağlıklı beslenebilmesi için yapılması gereken gıda harcamalarını ifade eden açlık sınırı 1812 TL. Asgari ücret ne kadardı? 1603 TL. Tabii. Başka sorum yok. Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri diğer zorunlu harcamalarda yoksulluk sınırı kapsamını oluşturuyor. Ve yoksulluk sınırı da 5904 TL. Yani her ay 4301 TL kredi çekerseniz siz de en azından yoksulluk sınırında falan yaşayabilirsiniz. Bravo! Maaşlara zam olmamakla birlikte ki zam olduğu zamanları da biliyorsunuz verecekleri 200 lira için günlerce uzun uzadıya toplantılar yapıp elleri titreyerek veriyorlar zaten o zamları. Evet efendim, memurlar bu ay maaşlarına ne kadar zam görecekler? Şimdi arkadaşlar zamınıza bu zam... Ben artık idare edemiyorum lan. Biriniz yardım edin, kurtarın beni. Söyleyin efendim. Vallahi nasıl söyleyeyim ulan? Mecburen söyleyeceğiz, bir yolunu bulup söyleyin işte. Ya size 3 kuruş zam yaptık denilir mi lan? Nasıl diyeceğim ben bunu? Aldığımız ücretler dışında her şeye zam geldi. Ya BİM'e bile zam geldi, inanabiliyor musunuz? BİM'de şu anda 350 kalem ürüne, yani 350 farklı ürüne %25 ile %30 arasında zam geldi. Ya siz nasıl olur da bir halkın lekola içme özgürlüğünü elinden alırsınız, ben anlamıyorum. Genel piyasa fiyatlarına baktığımızda sütün litre fiyatına %13.67 oranında, yoğurda %21.4 oranında, peynire %17.54 oranında zam geldi. Bitti mi? Hayır, tabii ki bitmedi. Tereyağına %31.14 oranında zam var. Ayçiçek yağı da bundan nasiplendi. Ayçiçek yağına da %11.17 oranında zam geldi. Devamı tabii ki gelecek. Mesela bakliyat ürünlerine zam gelmesi için yeni mahsullere geçilmesi bekleniyor. Yani şu an elimizdekilerde bir sıkıntı yok. O yüzden ne yapıyoruz? Bakliyatlara yöneliyoruz, stoklar yapıyoruz. Et ürünlerine de zam geldi. Özellikle bayramdan sonra bir zam söz konusu. Ama tabii ki en yüksek zam her zamanki gibi alkole geldi. Sen ne yapıyorsun? Ayakta duramıyorsun, sallanıyorsun. Ne alkol ya? Ne memur alkol be ya? Şimdi devlet kaleminden en yüksek bütçe Diyanet'e ayrılıyorsa, bütçeleri oluşturan şey insanların vergisi ise ve en yüksek vergi de alkolden alınıyorsa, oha! Diyaneti besleyen alkolmüş ya. Alkol ve tütün en çok zam gelen ürünler oluyor. Alkolün zammı geldi, sırada tütün var. Bunlardan alınan vergiler de devlet kalemlerine aktarılıyor. Değişik bir şeyler olmuş orada. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomik kriz ve döviz kurundaki dalgalanmalar karşısında kamu, kurum ve kuruluşları için tasarruf paketleri hazırladı. Önce bir halktan istedik. Dedik ki ülkenize birazcık destek atın. O yastığın altına ne varsa çıkartın. Dövizlerinizi bozdurun. Ülkenize birazcık yardım edin. Bu arada biraz da dikkat edelim kendimize. Yani çok bir şey beklemeyelim. Birazcık kemerleri sıkalım. Zaten 1603 TL asgari ücret verdiğin, emekli zamlarını 100 TL'nin üzerinde çok fazla tutmamaya çalıştığın ülkede vatandaştan oldukça üstün bir performans bekliyorsun. Kısa devre yaparız. Dikkat edelim. Peki bu tasarruf paketleri nasıl dersiniz? Yani bu bütçelerdeki kısıtlama, tasarruflar kimleri etkiliyor? Yani mesela 7.7 milyar bütçesi olan Diyanet'ten kesinti yapıldı mı sizce? Hayır, yapılmadı. Hatta 2018 yılı içerisinde 7.7 milyon lira bütçesi olan Diyanet İşleri ek olarak 550 milyon lira bütçe istedi. Ek bütçe. Yani tabii bu ek bütçeler olmasaydı, bu kadar büyük bir bütçe olmasaydı Bodrum'daki 40 milyon liralık dinlenme tesisi Diyanet için nasıl yapılacaktı? Nasıl olacaktı da o makam araçları daha yüksek performansta ve daha çok sayıda olacaklardı? O Diyanet'e aktarılması istenen ek 550 milyonluk bütçe de analarının ak sütü gibi helal olsun. Helal olsun tabii ki. Diyanet o kadar çok iş başarıyor ki. Mesela babasının öz kızına şehvet duyabilmesini bir fetva olarak veriyor. Üstün başarı. Bunu verebilmesi için bizim o bütçeleri ona sağlamamız gerekiyor. Benim vergimle bir babaya senin öz kızın sana helaldir diyebilmesi için
Diyanetin bunları kazanıyor olması lazımdı zaten. Ya da tuvalet kağıdının caiz olduğu bilgisine, o ulvi bilgiye ulaşmamız için kesinlikle Diyanet'e ihtiyacımız var. Diyanet aldığı parayı sonuna kadar hak ediyor. 12 yaşındaki kız çocukları evlenebilir, regle olan çocuklar artık gebek alabilir diyen Diyanet tabii ki o parayı tamamen hak ediyor. Sen en çok bütçeni tabii ki Diyanet'e ayır ki tuvalet kağıdı kullanıp kullanamayacağımızı sadece yıllardır süregelen o sakız orucu bozar mı sorusunun cevabını Diyanet daha fazla düşünsün. 7.7 milyar. İnsafınız kurusun. Orucun bozuldu mu? Dedik ya hani en çok vergi alkolden alınıyor diye. Diyanet'teki de o kafa herhalde. Fazla kaçırmış olmalı Diyanet. Dünya gök bilimleriyle ilgilenirken Diyanet'in göç bilimleriyle ilgilenmesinin ve bunun karşılığında en yüksek bütçeyi almasının başka hiçbir açıklaması olamazdı. Peki bunun dışında hangi kalemlerden hangi bütçeler kesintiye uğradı? Mesela tasarruf kapsamında en büyük kesintilerden bir tanesi de okulların her türlü altyapı giderleri ve alımlarıyla ilgilenen İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı'nın bütçesi. Diğer bir kesinti okullar için ham madde, her türlü ürün alımları, yeni okul yapımı için kamulaştırma, satın alma, aynı hak tesisi ve okulların bakım ve onarımları için ayrılan bütçeden 145 milyon lira kesildi. Her kademeli okulda parasız yatılı eğitim alan öğrencilerin ailelerine verilen pansiyon hizmeti yardım ödeneğinden 103 milyon lira kesildi. Bu kapsamda en büyük kesinti 38 milyon lirayla lisede yatılı okuyan öğrencilere verilen yurt yardımından yapıldı. İlkokul, lise, İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokullarında öğrencilere verilen burslardan da toplamda 20 milyon Türk lirası kesildi. Yani işin özeti en büyük kesintiler yine eğitimden oldu. Bir sosyal devlet anlayışının gereği olan eğitim alanındaki bütün yardımlar bir bir azaltılmaya ya da geri çekilmeye başladı. Bunun karşılığında Diyanet yükseltilirken maalesef eğitim out oldu. Biz her şeyi hallederiz diyoruz. Ekonomik kriz bize teğet geçer diyoruz. Dolar yükselmişti, geri düşmeye başladı. Her şeyi tamam çözdük diyoruz. Çözmüş olmamızda Arap ülkelerinin bizlere yapmış olduğu maddi yardım ya da birkaç ülkenin bize karşı uygulayacağı böyle indirimler vesaire. Ama biz tamamen dışa bağımlı bir ülke olarak bunlarla maalesef başa çıkamıyoruz. Şu anda gelen bu zamlar önümüzdeki zamanlarda gelecek daha büyük zamların birer göstergesi. Ya bu öyle büyük bir miktar zam değil. Bu zamcık. Ya müsaade edin biz şimdilik zamcıyı yapalım. Yılbaşında koruz. Bu yıl en basiti okul üniformalarından başlayın da defter, kitap, kalem vesaire her türlü okul ihtiyaçlarına zam geliyor. Döviz kurundaki yükselme bu ürünlere gelecek olan zamları %50 oranında yükseltti. 17 Eylül'de ders başı yapacak milyonlarca öğrenci yeni döneme daha yüksek maliyetlerle girecekler. İstanbul Kırtasiyeciler Odası Başkanı Yavuz Tekçe şu an yanımda görmüş olduğunuz tabloyu gösterdi bize. Bu fiyatlar belki hani çok bir şey değiştirmez diyeceksiniz. Ama milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bir haber bu. Bu artışın sebebi ise şu. Malzemelerin %70'i ithal ve ithalatta çok büyük oranda bir zam var. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2 milyar liranın kesilmiş olmasının ardından bir de böyle bir zamla eğitim hayatımız sarsılacak. 1.1 milyon liraya Balıkesir'deki kağıt fabrikamız Seka'yı sattık. Kendi kağıdımızı artık kendimiz üretmekten çok uzağız. Kağıdı bile dışarıdan alırken eğitim ve öğretim için basacağımız kitaplarda kullanacağımız bütün ürünlere zam gelmiş olması çok normal değil mi sizce de? Ya da bütün bu zamların en çok eğitim alanını etkiliyor olması sizce tesadüf değil mi? Sadece biraz düşünmenizi istiyorum ve bu zamlara lütfen hazırlıklı olun. Daha önce dolar videosu çektim. Doların yükseldiğinden bahsettim sizlere. Gelip altında bazılarınız tartışmalar çıkardınız. Dediniz ki sen sansasyon yaratmaya çalışıyorsun, sen provokatörsün, sen yanlış bilgi veriyorsun, işte siz dolara tapıyorsunuz. Benim tapacak bir dolarım yok. Ayrıca ben paraya dahi tapmıyorum zaten. Sadece bu ülkede insan gibi ve eşit şekilde yaşamak istiyorum. İnsan gibi, insani koşullarda yani. Anlıyor musunuz? Açlık sınırının ve yoksulluk sınırının üstünde yaşamak istiyorum. Normal bir hayat yaşamak istiyorum. Eğer bunu istemeyip de hala bazı sorunları görmezden geliyorsanız size müstahak. Ama ben bunu hak etmiyorum. Hoşça kalın.